sanız. Önce e, sevgili seyircilerimiz bir ev adreslerimizi verelim, değil mi? Bize nasıl ulaşacaksınız? Konuyla ilgili sorularınızı nasıl soracaksınız? İşte Instagram adresimiz hadi gelsin ekrana. Son e, Zafer Hoca ile paylaştığımız bir videomuz var. O videonun altına Instagram adresi de soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Bir de Twitter adresimiz var. Twitter'a da gönderebiliyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz, az önce yaptığım anonsu tekrar ediyorum. Bakın o kadar önemli ki kendiniz için çocuğunuz için, geleceğiniz için mutlaka bugün bizi izleyin. Kim geliyor? Psikoloji bilim doktoru geliyor. Bizi bize en iyi anlatan kişi geliyor. Kim geliyor? Aa, hiç duymuyorum böyle çağrılır mı? <laughs> Zafer Akıncı geliyor. Hoş Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir konumuz var. Ee, günlerdir gerçekten hepimizin yaşamını derinden etkileyen haberlerle karşılaşıyoruz, değil mi hocam? Hmm. Şimdi bu çocuk istismarı ile ilgili şükürler olsun ki devlet büyüklerimiz, sayın Cumhurbaşkanımız çıktı ve gereken açıklamayı yaptı. Bilimsel olarak sizin aklınıza ne geliyorsa gereken cezalar uygulanacaktır dedi. Ve sevgili seyircilerimiz, özellikle ee, ...hadım konusuna değindi. Güzel haberler aldık devlet büyüklerimizin cephesinden. İnşallah olumlu gelişmeler olacak değil mi hocam? Ama biz hocamla konuştuğumuzda dedik ki... ...biz bir de kendimizi güçlendirelim. Biz bir de çocuğumuzu güçlendirelim. Bugün hocam inanılmaz hazırlandı bu programa. Hocam iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ee, gerçekten bu... E insanlık suçuna inşallah devlet büyüklerimiz başta olmak üzere artık bir dur diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Toplumun ahlakına dinamit koymak gibi bir şeydir bu dedi. İnşallah gereken adımlar atılıyor ve gereken cezalar uygulamaya konulacak. Şimdi bugün valla o kadar önemli bir konu ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi burada önce Şimdi istismar deyince herkes cinsel istismar zannediyor. İstismar çeşit çeşit. Ben aslında şeyi de öğrenmek istiyorum hocam. Mesela biliyor musunuz? istismar nedir? Taciz nedir? Tabii. Bunlar, Bunlar da çok karışıyor. Şeyler. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. İstismar ne demek biliyor musunuz? Bir çocuğun büyüğünde olabilir. Psikolojik ve fizyolojik bütünlüğünü tehdit eden her şey istismar denir ne demek o ne demek bütünlüğünü tehdit etmek bir kişiye gelip bir şey yapacaksın onun psikolojisini bozacaksın buna istismar denir mesela çocuğu dövmek bir istismar türüdür çocuğu aşağılayıp hakaret etmek bir istismar türüdür bu karı koca arasında da oluyor. İstismar suçu sadece bir çocuk ebeveyn arasında değil yetişkin yetişkin arasında da oluyor. Hani mobbing diye tarif edilen yöneticilerin bazıları elemanları aşağılıyor o da bir istismar türü. Yani karşı tarafın fizyolojik ve psikolojik bütünlüğüne zarar veriyorsan bunu istismar deniyor. Bunların en ağırı en acısı cinsel istismar. Cinsel istismar bir çocuğu yok eden bir şey. Şimdi bak şöyle düşünün istismar. Ve bu konuda lütfen bu konuda gerçekten yapmamız gereken tek şey çocuklarımızı bilinçlendirmek. <laughs> Ama çocukların bilinçlenmesi de nereden geçiyor? Annelerden geçiyor. Biz kadınlar, biz anneler güçlü olursak eğer biz çocuğumuzu nasıl güçlendireceğimizi bilirsek sokak tehlikelerle dolu. Ama nasıl güçleneceğini bilirsen değil mi hocam? O tehlikelere karşı... İki şey lazım. Bir, Anneyi eğitmemiz lazım. Bugün yapacağız onu. İki çocuğu nasıl öğreteceksiniz bu konuyu? Hassas bir konu. Şimdi durup dururken çocuğun aklına iş de düşürebilirsin Nur. Tabii daha çok psikolojinin de bu. Yani durduk yere çocuğun olabilir. aklında hiç öyle bir şey yokken sen bir şey düşürüp çocuğu gece uyuyamaz hale de getirebilirsin. Öyle bir ince çizgi ki bu. Bugün bunu anlatacağım. Şimdi bak istismar ne biliyor musun Nur? Ya çok kıyamayacağım ama yapmak zorundayım bunu. Şu şeylerden yapın. Ben anladım. Keseceksiniz bunu galiba ama bu dar gibi yapın. Böyle şöyle. Tabii. <laughs> ama bu dar gibi anlaşılmaz ki. Bak şu bildiğin. <laughs> oh. Ya insanın da yüreği dayanmıyor. Bak şunu yapalım. Heh. Bir görelim bir dakika hocam ekrandayız. Tamam. Gördün mü? Bak. 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 Bu kuru dallarını kesmek aslında ama... ...istismar şu ya... ...görüyor musun şunu? Bunu kesmek tamam, yani of. böyle. Bunu böyle çıkarıp... Tamam hocam bak çiçeklerin kökünü sallıyorsunuz Şişt. çiçeğin. Tamam biz anladık. Ben diyorum anladınız mı? Bunu Anladım. bana dağıttırmayın burada. <laughs> Çocuk... ...çiçekten daha hassas. çiçeğe gelip... Üf, ...yapınca bir şey <laughs> olmuyor ama... ...çocuğuna bir kelime söyleyince var ya... ...çocuğun ruhu perişan oluyor. İstismar demek şu demek... Sen geri zekalı bir çiçeksin. Senden bir halt olmaz. Böyle çiçek olacağına keşke diken olsaydı. Bak güllere ne kadar güzel. Senin bir çiçeğin bile yok. Ya sen nasıl rezil bir çiçeksin. Her tarafın yemyeşil. Bak çiçeği istismar bu. Durduk yere çiçekle uğraşıyorum. Anladınız mı? Bunu çocuğuna yapanlar var ya. Sen Hocam hangi şöyle öyle şey şey gelelim ha. hangi anne baba bunu yapar yani an... bir sürü anne baba var bir sürü mesela bunu yapar. yani anne baba e, her doğuran anne olmuyor e, biyolojik olan da her baba olan baba olmuyor artık aslında bunu biliyoruz. Ama şu anne baba tanımını da bir e, gözden geçirelim. Tabii. Mesela biraz sonra hocam bir test yapacak. Test derken birkaç madde söyleyecek. O madde içerisinde çocuğunuzu ihmal ediyor musunuz? Siz de kendi kendinize bir test edin olur mu? Tabii çocuğunuz isma, istismara uğrayıp uğramadığını nasıl anlarsınızın bir tekniği var, bir analizi söyleyeceğim size. Ve Bugün kimse çok, benim başıma gelmez demesin. Tabii tabii demeyin. Şimdi bak bir kere şunu iyi anlayalım. Çocuk istismarı özellikle cinsel istismar, cinsel taciz çocuğun ruhuna yapılmış en acı şeylerden birisi. Bu kişileri psikolojik hastalık diyerek sıyırma ihtimalimiz yok. Bu kişi ister hasta olsun ister sağlıklı olsun bu işin bir karşılığı olmalı. Yani e, yani şöyle düşün ya bu çocuk büyüyünce hayatı boyunca bu şöyle düşünün ya bir, bir küçükken birisinin yüzüne bir ee, bir şeyle yakın yüzünü iz kalıyor. Büyüyünce de iz kalıyor ya. Adamın ruhuna bir iz bırakıyorsun. Evlilik hayatı mahvoluyor. Bütün geleceği mahvoluyor. Bu kişi neyi hak ederse onu zannediyorum ben. ...işte muhalefet iktidar bilmem ne böyle çatışmalara girmeksizin Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bir sürü kişiler de açıklıyor muhtemelen el birliğiyle böyle bir cezalandırma süreci başlayacak. Evet. Fakat mesela özellikle benim için çok sevindir, sevindirici bir haber. Mesela kimyasal hadımdan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Vallahi yüreklere su serpildi. Tabii. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Ee, bu cinsel istismar suçunu sadece biz Türkiye'de zannediyoruz buradayız diye. Amerika'da, Avrupa'da <laughs> o kadar çok yaygın ki Hollanda'da son üç yılda üç kat artmış. Son beş yılda pardon. Tabi Amerika'da ve bunlar genellikle herkesin yanlış bildiği bir konu var. Cinsel istismar daha çok nerede olur Nur? İnşaatta, karanlık yerlerde, izbe yerlerde. Hayır. Evinin içinde oluyor ya. Ya hocam. Evinin böyle içinde, içinde oluyor. İnsan yaşamaz, sevinci kalmıyor ya. Bak, Allah evinin içinde. Bir komşunun oğlu yapıyor, komşun yapıyor, akraban yapıyor, senin kardeşin yapıyor, senin baban yapıyor, senin yani bir sürü insanlar, bir sürü şeyler. Peki, o zaman şimdi şöyle başlayalım. Hı. Bir çocuğun ihmal edildiğini nasıl anlarsınız? Tamam, bu çok önemli. Sizden şunu rica edeceğim, ekran başında bizi izleyenlerden Instagram'a son paylaştığım videonun altına lütfen sorularınızı siz de yazın. Ama sizden özellikle şunu istiyorum, Allah aşkına. Çünkü işin uzmanı bu uzman. bugün stüdyomuzda. Ve herkese, bütün annelere, bütün ebeveynlere, bütün büyüklere, babaannelere, dedelere bugün o kadar önemli bilgiler verecek. Yani Allah rızası için telefona sarılın. Konunuz, komşunuz, akrabanız kim varsa lütfen bu bilgileri alması için onlara telefon açın. Duymayanlar için. Ne olursunuz, çok güzel bilgiler var. Diye, diye, dikkat edin buraya. Çok ince bir çizgi var. Çocuğun aklına iş düşürüp dengesini de bozabilirsin. Yani kaş yapayım derken göz çıkartabilirsin. Bak altını çiziyorum çocuğun aklına durduk yere iş düşürebilirsin. Ya da çocuğu korumasız bırakabilirsin. Çok hassas bir çizgi var. O yüzden bugün çok dikkatle dinleyin. Şimdi bak istismara uğrayan bir çocuk ne yaşar biliyor musunuz? Şunu bir taksan Nur. Bak şimdi şöyle diyelim bir aç gözünü aç gözünü. Takayım mı açayım mı? Aç bir şuraya kadar gel bak şuraya kadar gel şu koltuğun önüne koltuğun önüne ha gözünü kapat. Şimdi ben buralarda bir yerlerdeyim sen gelip bana <laughs> dokunabilir misin? Neredesiniz? İşte bakma ya, bakma ya. Kapat gözünü Nur. Kapat gözünü. Neredesiniz diyor ya. Bakma <laughs> ya. Ne bileyim hocam? Sese mi geleceksin? Hocam nasıl geleyim gözüm kapalı oraya? Açmadan ge geleceksin işte bir yerine kırıp dökmeden <laughs> beni bulacaksın sese göre. Geleceksin. Yavaş yavaş gel işte Nur. Bak kafanı gözünü yarmayasın. Dur, Ay dur, hocam dur, korkutmayın dur. beni tamam, ya. Tamam tamam aç aç aç. aç. Ay şöyle gelmeye nasıl çalışıyordum ama. Nasıl hissettiniz? Çok kaygı verici. Allah esirgesin. Ayakkabısı bir şey olsa bir bilmem ne olsa kafası gözü yarılsa. Televizyon programı yaparken. Eğitim şehidi diye. <laughs> Hayır saçma sapan bir durum. Çocuk böyle hissediyor işte. Karanlıkta. Her şeyini kaybetmiş ki böyle kimsenin destek vermediği acı çeken bir çocuk. Hangi durumlarda var. bunu hissediyor çocuk? Bu istismara uğradığında ve bunu kimseye anlatamadığında ah, ah, ah. en acı şey çocuğun bunu kimseye anlatamaması. Hiç kimseye anlatamıyor Çocuklar çocuk. genelde annelerini anlatırlar ama. Anlatmıyorlar, ha? anlatmıyorlar. anlatmıyorlar. Bu... Anne her şey demek. Çocuğu doğuran kişi mi anne? Hayır ya. Anne her şey. Çocuğu doğurup bırakanlara ne diyeceğiz? Onlar da mı anne? Anne ne demek biliyor musun? Çocuğun ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü koruyan kişi, kadın kişi, anne. Onun yanındaki erkek kişi de baba. Biyolojik olabilir, olmayabilir. Yani bir kadın çocuğu doğurur ama çocuğu koruyup kollayan başka bakan onun fiziki ve psikolojik bakımını başka biri yapar. Odur annesi. Annelik çocuğun bakımı ile ilgili bir konu. Bizde sadece besini ver büyüt. Böyle değil ki çocuğun olası bütün şeker yedirmemek bir ebeveynliktir. Bir anneliktir. Niye? E şeker hasta ediyor, kanser ediyor deniyor. Bir o zaman şöyle yapalım mı? Anne babalığımızı hadi bir sorgulayalım mı? Anne nedir, baba nedir? Olur. Ben şimdi size bazı şeyler söyleyeceğim. İhmal ediyorsanız çocuğu anneliğiniz, annelik puanınız düşüyor demektir. İhmal Bak, etmekten kastınız ne? İşte annelik puanı onun testi o. İhmal diye bir kavram var. İhmal suçtur. Bir annenin çocuğunu psikolojik ve fizyolojik olarak ihmal etmesi bir suçtur. Mesela size birkaç tane söyleyeyim. Mesela çocuğunuz okuldan sık sık uzak kalıyorsa ve buna siz sebepseniz bu bir ihmaldir. Ne demek uzak kalmak? Çocuklar uzak kalmaz ki. Anneler biz hemen sabah kalk. Hadi hadi kızım hadi oğlum Hiç hadi okula. Hiç öyle bir şey yok. Ben şöyle anneler tanıyorum. Hadi hayır hayır. Hadi memlekete gidelim. Çocuğu alıp alıp annesine gidiyor, memleketine gidiyor. Çocuk okulundan uzak kalıyor. Tabi Sabah uyanamadığı için çocuğu gönderemeyip çocuğu geç kalan e, okula gidemeyen bir sürü kadın gördüm ben. Ay, Kocasına kızdığı için evi düşünmemiş. terk edip çocuğu ihmal eden kadın gördüm. Yani zevki bir konudan dolayı çocuğu ihmal edip yani ya iki günden bir şey olmaz diye. Çocuk okulda niye uzak kalıyor? Hocam konuşmalarınızı yıktınız bizi. <laughs> Yine kaldı. Arkadaş. Bizim. Arkadaş. Gördün mü? Bak çocuğu okula göndermedin, göndermedin. Al. Ben ne dedim? Çocuğun duygusal ve psikolojik bir fizyolojik bütünlüğünü yıkan kişi anne değildir. Bunun Hı. adı istismardır, tacizdir. Bak. Ah, istismar ettin, ala çocuk yerlevi yeksan oldu. <laughs> Tabii. Şimdi hızlıca bunları sıralayalım hocam. Çocuk sık sık okulda Çocuğu para kalıyorsa. için çalıştırıyorsan, para için çalıştırıyorsan bu bir istismardır, bu bir ihmaldir. Çocuğun şahsiyetine zarar veriyorsun. Bak çocuğu eğitim için çalıştıranlar var. Ama para için çocukluk sürecini ...doğru geçirmesini engelleyecek şekilde çalıştırıyorsan... ...bu bir istismardır. Ben ceketimi satıp okuturum diyen babalar var. Yaşar Usta var, meşhur Türk filmlerinde bir Yaşar Usta var. Değil mi? Efendi, efendi, ben çocuklarımı diyen bir usta var. Bence psikolojinin kralını göstermiştir adam. İyi bir babadır, iyi bir örnektir. Bak böyle örnekler var ama çocuğunu çalıştıran insanlar da var. Maalesef. Mesela çocuğu doktora götürmüyor. Böyle insanlar gördüm, böyle kadın... Dinlemiş bir iki bitki gazına gelmiş. Kendince bir küller yapıyor. Çocuğu doktora götürmüyor. Yani ihtiyacı olan doktordan çocuğunu mahrum bırakıyorsa. Tabii, tabii. Bak mesela bu bitkici doktorlar var ya uzman, fitoterapist. Buna götür olur. Bu da doktor yani sonuçta. Ama kadın kendi uzman. Hocam diyor ben kendi kendime <laughs> mevzuyu hallettim diyor. Kendim kürler yapıyorum diyor. Evde büyücü gibi böyle bir şeyler yapıyor. Hadi yavrum bunu al artık hastalanma. Çocuk hastalıktan ölecek bir şey olmaz bir şey olmaz. Soğan ye geçer soğan ye geçer. Hastalıktan, öle, hasta, hastalıktan ölecek bünyesi zayıf düşecek. Tabii tabii çocuk okulundan geri kalıyor hastalanıyor. Sarımsak sarımsak çok iyi göreymiş. Sarımsağı böyle böyle sürüyorsun geçti hadi bakalım. Evet hocam. Bugün Mes e, niye çok istiyorum biliyor musunuz? Bugün Hı. çok güzel bilgiler var. Yani hani böyle e, misket bombalarının yaptığı etki vardır. Küçüktür ama böyle acayip etki yaparlar. Bugün hocamın bu programda vereceği bilgiler çok önemli. O yüzden bugün hızlı hızlı geçelim hocam. Hızlı hızlı. Mı? Mesela şu çocuk pis kokuyor. Banyo yapmıyor pis. Anne de ilgilenmiyor. Hocam ne yapayım diyor. Söyledim yıkanmıyor diyor. Ya sen annesin arkadaş. Nasıl söyledim yıkanmıyor? Tabii. İkna edecek uğraş. Yani şu annelik değil. Hocam ben söyledim yerse önünde. Yemese kendi bilir. <laughs> tamam benim annem gibi de yapmayın. Ye oğlum. Ye oğlum. <laughs> oğlum ye. Benim annem gibi de yapmayın. O Tabağında pirinç kalmasın o kadar çocuğun olur. Tabii tabi. <laughs> Ondan sana küserler, sana şey ederler. Ha babam ye, <laughs> ha babam ye. Al sana bu Aa işte küs. Arkandan ağlar. Arkandan ağlar. Ağlıyor işte. Şu an ağlıyor. Bütün pirinçler ağlıyor beni görünce. Ay hocam ya. <laughs> Tabii. Çocuk kendi kendine zarar veriyorsa, mesela dövme yaptırmak bir yaşta küçük, 12 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk dövme yaptıramaz ya. Vücuduna bunu, bu tip maddeleri, bu kimyasalar verdiremezsin. Sekiz yaşındaki bir çocuğa makyaj yapamazsın bir anne olarak ya. O maddelerle vücudun tanışmaması lazım ya. Kimyasal şeylere maruz bırakamazsın çocuğu. Bir de denek anneler var, deneyici anneler. Ne demek o? Bu kürleri yapıp yapıp çocuk üstünde deniyor. Yok hocam ya. Var var. Hayır Gördüm. Hocam. Ben. hocam diyor, dinledim doktordan bilmem şunu dinledim diyor, yaptım diyor çocuğa içirdim diyor, biraz ishal oldu ama diyor. <laughs> Hoca insanlar... mümkün değil öyle bir şey. Ne yani? mümkün değil? Allah mümkün değil. Yani bir anne önce kendini tehlikeye atar. hani söz yerindeyse değil mi? Kendimizi ateşe atarız, çocuğumuzu atmayız. Anne bildiği kadar ateşe atmaz. Hayır. Ya onun ateş olduğunu düşünmüyor sanır? Onu ateş olduğunu düşünmüyorsa atıyor çocuğu. Sonra yanınca "Ya diyor hocam bilemedik vallahi yandı çocuk." Kendini yak yakar. Sen niye çocuğu yakıyorsun? Hayır, bak biri güzel bir şey söyledi. Evet. Nerede deney yapılırmış? farelerde? <laughs> Hayır, o çocuk, bir şey söyleyeceğim. O çocuk senin hocam, deney mi? Aklı başında ha. kendini bilen bir anne bunu yapar mı? Ya bak, bu çocuğum baş... kabul etmiyorum. Bak, çocuklara küçükken mama yedirirken bile bir annelik sanatı vardır biliyor musunuz? Alırsın mamayı önce. ...yaparsın sonra çocuğuna verirsin... ...yalan mı? Siz çocuğunu küçükken mama yedirdiniz mi? O yüzden anneler böyle o süreçte çok kilo alırlar... ...çünkü bir kaşık çocuğa... Tamam ...bir kaşık da. kendine... Bir, tamam da bir sene yedin mamayı aldın... ...sonra kilolar neden? Hocam vücut alıştı. Işte. Hocam konuyu değiştirmeyelim şimdi... He. ...anneler bu konuda... ...yani deney konusunda çocuklara deney yapma konusunda... ...sizin dediğinizde ben katılıyorum. Ben gördüm sen yapmıyorsun... Seni izleyen bir sürü aklı başında ne yapmıyor ama yapan gördü görmediniz mi Allah için hayır ya hayır. deney yapıyor ya bak adına deney demiyor hocam diyor çocuk için bir bitkisel çür hazırladım ablam sen çocuğun gene şeyini mi biliyorsun kan değerlerini mi biliyorsun sen nasıl hazırlıyorsun peki bir şey söyleyeceğim size ha. tamam bunları çocuğumuza yaptık bu tür e, bir şanına. tane daha bir şey var ne onu var? da söyleyeyim çocuğun yanında sigara ve alkol içmek bir istismar türüdür bak altını çiziyorum bak. Çocuğun Altışıyor. yanında... Bu, bu cümleyi alkışlıyoruz. Çocuğun yanında sigara ve alkol içmek bir istismar türüdür. Cinsel istismar gibi bu da bir istismar türüdür. Çocuğun fizyolojik ve psikolojik bütünlüğüne zarar verir. Ben şunu gördüm ya. İç oğlum iç ya. bir şey olmaz bir fırt sen de çek. Yok hocam. Böyle, e ya, bak, gördüm böyle baba gördüm. Anne girmeyeyim. görmedim de baba gördüm böyle. ...görmediniz <laughs> mi... ...erkek adam içer diyor... ...erkek şey adam içer diyor... ...bunu yapan babayı... ...şiddetle kınıyorum yani... Tabii. ...ve çocuğa... ...bunu yaptığında ne olur biliyor musunuz... Ha? Ha, ...şimdi onu söyleyecektim mesela... ...bu kadar bu e, hani ihmal ed ediyoruz... ...bunları yapıyoruz... Siyah bir ...çocuğun üzerindeki etkisini öğrenmek istiyorum... ...ne olur çocuğa... ...çocuğun üzerinde ne etkisi olur biliyor musun... ...gözü bağlı seni burada bıraktım ya... ...bu olur çocuk özgüvensiz, psikolojisi bozuk, derse odaklanamayan, öğrenme çocuğun güçlü geleceği, olan. öğrenme güçlüğü çeken, dikkat eksikliği yaşayan, hayatı kötü, sevgisiz, şiddet eğilimi olan, madde bağımlı madde bağımlı eğilimi olan böyle bir çocuk haline gelir ve bu neyden olur biliyor musunuz? Sadece sizin bu tip hareketlerinizden <laughs> ve ihmallerinizden olur. Bak biz burada o kadar büyük hatalar yaptık ki ben e, seyircilerden ben rica ediyorum şimdi bizi arayıp ihmal örnekleri verin isim de vermeyin. Gerçek somut çocuğa maruz bırakılmış böyle nur viral diyor ki bak nur virali ne olursunuz bu programda bitirelim tamam mı bitirelim beraber olup bitirelim <laughs> nasıl bitirelim? canlı yayına bağlansınlar. Nur Viral diyor ki hiçbir anne öyle olmaz. Herkes kendi gibi Ağacın zannediyor. Ağacın kurdu içinde olur derler ya. Değil mi? ben diyorum ki Bak, içi kurdu anne örnekler anlatsınlar bana. Düşmanı uzağında aramayacak. Burnunun <laughs> dibinde dedi. Hocam az önce ya, dedi ya. ya çocuğunuza cinsel istismarla ilgili dedi. Öyle kuyuda, köşede e, inşaatlarda şurada burada değil dedi. Kendi evinizde, kendi ailenizde Hocam şu cinsel istismar mevzusuna gelelim artık. Giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Ne olur? Hayır, ne olur? Çocuk ne olur dedin? Sevgili Nur. Ne olur? Ay hocam. <laughs> bu olur. Ne olur biliyor musun? Nur viral böyle programa devam edebilir mi? Bakma tipten dipten. Bu bu, bu devam edebilir mi? Edemez. Neden edemez? Hayatı karardı. Hayatı karardı. çocuğun hayatını karartırsın bu tip istismarla. Alkol yanında içme çocuğun. Sigara içme çocuğun. çocuğa ahlaksız filmler, videolar gösterme çocuğa. Bunu çık çıkaralım saçın ne yaptım saçımı. Saçın falan artık. Benim Aha, için hak saç... etire. Hak etire. Ver çocuğun üstünü örtelim. Düşünün. Yalnız bir haber vermek falan da. Belki <laughs> <laughs> siz onu örterken Günler Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Hadi kulağımız sizde dinliyoruz hocam. Bak burada Gündür Hanım. Merhabalar evet. Gülnur. Hanım. Merhaba hocam. Ya, hocam benim 11 yaşında kızım var. Orta Hı. ikinci sınıf öğrencisi. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Amin. Ya babası sürekli bir eleştiriyor Zafer hocam. Yani bilmiyorum. Biz sürekli bunun için tartışıyoruz. Biz. Neden böyle? Hani benim yapabileceğim... Ne deyip eleştiriyor? Mesela var. bir eleştiri örneği verin. Ya Nesini mesela, eleştiriyor? Mesela, geçen gün evin içinde yürüyor yemek yiyoruz hocam. Çocuk kalktı bu mutfağa gitmek için. İşte yok yere yavaş bas falan gibi böyle. Yani her şeyini takıyor, Işık açık kalıyor. İşin ışığınıya niye kapatmıyorsun? Ya her şey hocam böyle aklınıza gelebilecek yani sürekli bir eleştiriyor. Yani benim. davranışlarını mı eleştiriyor? Evet evet. Siz konuştunuz evet. mu bunu? Tabii hocam iki gündür konuşmuyoruz zaten eşimle bu yüzden. Ne diyor? <laughs> Yani ne diyor? Ben diyor böyleyim. Birdenbire parlıyor hocam. Hiç böyle hiçbir şey yokken yani birden bir parlıyor. Geçen daha çocuğa mantı aldırdı. Yani anlatayım ben de. Mantı aldırdı. 5 lira eksik gelmiş hocam. İşte kız da çikolata almış. Babası bağırınca da söyleyemedi çikolata aldığını. i̇şte <laughs> seni böyle sen ne biçim kızsın? Sen şöylesin. Sen gel ya... Şimdi fazla şey yapamıyorum buradan söyleyemiyor muyum? Peki biz sorunuzu anladık çok teşekkür ediyoruz. Lütfen şimdi hocamın açıklamalarını biraz sonra hocam bu konuyla ilgili açıklamalar yapacak. Akşam kocanıza da izletin olur mu? Öpüyoruz sizi teşekkür ediyoruz. İstismar değil mi bu şey? Evet iyi erkekler. Bak bunu daha çok kadınlar da yapıyor ama daha az erkekler. Çocuğa söylediğiniz her laf hakaret. Çocuğu aşağılama. Dışlama yetersizliğini kanıtlama çocuğun ruhunu örter sonra dersin ki bu çocuk kime çekti bu niye başarısız bu niye özgüvensiz senin yüzünden ey erkek. Ben anlıyorum sen iyi niyetlisin çocuk terbiye olsun diye istiyorsun ama böyle terbiye olmaz bu çocuk fil değil bu çocuk at değil elinde kamçıyla terbiye edemezsin. Ödül ve ceza yaklaşımı bu demek değil. Ben ödül ve cezanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bir sürü de bilim adamı düşünüyor ama çocuğu örselemek, aşağılamak, hele hele fiziki şiddet kullanma bunlar çocuğu terbiye etmek anlamına gelmiyor. Bu çocuğun karakterine yapılan istismardır ey erkekler. Bunu yaptıkça psikologlara habire para ödersiniz. Bak uyarıyorum sizi. Psikologlar bütün paranı psikiyatrise bütün paranı alır. Gitmemeyi mi istiyorsun? Yapma çocuğa bunu ya. Yapma ya. Yapma bunu. Hocam çocuk gidiyor. Bak, e ama işte babası babası yapıyorsun. babası böyle yaparsa çocuğa olacağı bu. <laughs> Emine sen oradan hemen tut hocam siz buraya gelin. Ne Şimdi olur bak, bize lütfen şunu anlatın. Bak çok program başından beri içimizde bir kurt düşürdünüz. Anlatacağım. O kurtu böyle içe koydu değil mi? Ama bu şey. Yani şeyi... karanlık yerlerde falan aramayın dedi. Hani ağacın kurdu içinde olur misali. Ne olur bizi bu konuda güçlendirin bir Edward Tolman diye bir adamın gizli öğrenme teorisi diye bir şey var. O diyor ki siz diyor birisinin karşısına geçip böyle yap şöyle yap demeseniz bile siz bir şey yapa yapa buna istem dışı öğretirsiniz. Bu kim biliyor musunuz çocuğunuz. Çocuğu biz cinsel istismara yatkın hale, çocuğun kişiliğini bozar hale nasıl geldik biliyor musun? Cinsel içerikli şakalarla. Mesela Oğlum bu ne? Gel bakalım. Erkek çocuklarına yapılıyor ya... ...bu çocukların ahlakını bul. Şey gibi değil mi hocam? Göster amcaya. Göster amcaya. <laughs> Tabii kız çocukların... Ben kız çocuklarının göğsünü sıkarak... ...sekiz yaşında kız çocuğunu seven insanlar gördüm ya. Bu bir ahlaksızlık, bu bir istismardır. Bak kötü niyetli değildir. Bunu yapan dedesi... ...bunu yapan amcası olabilir. Ama kötü niyetli olmaya da bilir. Bak bu insanlar sapık demiyorum. Ama bu yaptığın sapıklık. Bak sen sapık değilsin ama bu yaptığın yanlış. Yapma çocuğa dokunma ey anneler. Çocuğunuza dokundurarak sevdirmeyin. Sevdirmeyin. Böyle affedersiniz hocam. Bazen böyle hani tık diye poposuna vururuz çocuğun. Bunun Bunu anneler yapıyor bak. Anneler de ısırıyor ya. Poposunu ısıran anne gördüm ya. Yapma ya. Neden yapma biliyor musun bak sistematik duyarsızlaşma kuramı. Çocuk poposunun ısırılmasını normal algılamaya başlayacak bir süre sonra. Bunu taciz olarak algılamayacak. Normal gelecek büyüdüğünde anlayacak ki kendisini istismar edilmiş psikolojisi alt üst olacak. Sen niye çocuğun poposundan orasından burasından seviyorsun ya? Bu nasıl bir sevgi gösterisi ya? Seni birisi öyle sevse senin hoşuna gider mi? Sen niye seviyorsun çocuğu öyle? Annelere seslerim. Ama bak anneler bunu yapmasın. Bak annelere ağır konuşuyorum. Yapmayın. Çocuğun ahlakını bozmayın. Ama erkekler. Bak altını çiziyorum. Çocukları mahveder. Ne yap? Böyle cinsel içerikli hadi küfür et amcaya. Hadi bilmem ne yap. O video izlettir. Bak bak neler. Yapma böyle şeyler ya. Yapma bu çocuğa. Ondan sonra bu çocuğun ahlakı bozuluyor. Sonra diyorsun bu çocuk sapık oldu kime çekti? Sen yaptın bu çocuğu böyle. Sen sapığın büyüğü sensin. Yapma. Bak ne diyorum. Bunu yapan anneler, şey dedeler, babalar, amcalar olabilir. Bunlar sapık demiyorum. Bunlar ahlaksız demiyorum. Ama bu yapılan davranış sapıklık. Yapma bunu. Yapma. Bir sürü literatürde çalışmalar var. Çocuğa erken uyarı. oralara girmeden. <laughs> Yapma böyle şeyler. Yapma böyle şeyler ya. Yazık günahdır bu çocuklar. Hocam bir şey söyleyeyim hocam haklı olarak o kadar sinirleniyor ki insanız ve ağzımızdan çıkabiliyor. Yani e, Sevgide aşırı bak hani, doz aşımı ya. kurallarına göre hocam ben şunu tamam. Şu anda söylüyorum. Hayır ben bu kelimelerin yanlış olduğunu bilmiyordum. Ee, yani Ritük'e göre yanlış oldun ama bu kelimeleri ya çocuğunuza böyle şaka yapmayın, gözünü seveyim yapmayın ya. Yazık günahtır, bak bunu babalara, erkeklere izlettirin. <laughs> bak burası çok önemli, bizim için çok önemli. İkincisi, teşircilik. Çocuğun yanında bir yerine açma, bazı erkekler var ve bazı kadınlar var. Bir yerlerini açıp geziyorlar. Çok şort giyiyor adam, çok kısa. İçeriden de bir şey yok, oturuşu, kalkışı belli değil. Çocuk e 7 yaşında kız çocuğu, 8 yaşında erkek çocuğu psikolojisini bozarsın. Yapma bunu. Ey erkek yapma bunu. Hocam benim oğlum, benim kızım ne olacak ya? Ne olacak değil. Bunlar suç ya. Bunlar cinsel istismarın bir parçası işte. Yapma bunu. Çocuğa zamanından önce verilen her bilgi, her yanlış bilgi, cinsel içerikli bilgi bu bir istismardır. Yapma bunu videolar izliyor çocuklar. Bak böyle e, YouTube'la YouTuber'lar çıktı böyle bir sürü. Bazıları çocuklara yönelik gayri ahlaki şeyler anlatıyor. Bunlar çocuk istismarıdır. Bunları uzaklaştırın ya. Yani devletin bu bu işe bir el atması lazım. Hocam şimdi şey diye düşünüyorum. Mesela e, gerçekten e, sosyal medya dediğimiz şey artık o kadar açık ki Çocuk istediği bilgiye bir tık ötede ulaşabiliyor. Adam yani tuvaletteyken sen de... video çekmiş kendisini, yayınlamış ve bunu izleyenler genelde 15 yaş altı çocuklar. Bu bir cinsel istismardır. Buna tepki vermemiz lazım çok izleniyor bilmem ne oluyor. Her şeyi kapitalizmin şeyine girmiş durumda. Aynen. Para, karşılık bilmem ne ne kadar tık aldı. Bilm yapma bunu gözünü seveyim yapma izletme çocuğuna bunları. Normalmiş gibi geliyor. Değil normal. Bu işi yapanlar para odaklı olduğu için kendi filtreleme sistemi yok. Biz devletimizden istiyoruz bu filtrelemeyi. Harikasınız hocam. Biz devletimizden bekliyoruz böyle. Çünkü aileler çok zor durumda. Çocukla kavga ediyorlar. Devlet yasaklasa çocuğuyla kötü olmayacak adam. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii sen çocuğuna izletmeyince izah da etmekte zorlanıyorsun. Bu kez çocuğun diyor ki 12 yaşında ahlaksız, iğrenç, cinsel istismar içerikli bir şey izliyor çocuk. Gelip yavrum izleme dediğinde çocuk sana tepki veriyor. Devlet engel koysa ne kadar güzel olacak aram bozulmayacak. İnşallah hocam e, devlet büyüklerimiz bu, bu konuya da el atarlar. Ama Dediğimiz bunu... çok önemli. Biz çocuğumuzu engelleyemediğimiz noktada onlar zaten bu kanunu çıkartırlarsa... ...dolayısıyla bu ahlaksız görüntüler e, sosyal medyada yer almayacak çocuğumuz da izlemeyecek. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu özgürlük açısından değerlendirenler var. Onların haklı olduğu bir yer var ama... ...arkadaş hep 18 yaşı üstü insan yok ki bu videolara ulaşan. Şimdi sen özgürlük diyorsun ama... Bunu sen yasaklamadığın zaman devlet olarak, sen çocuğun nasıl durduracaksın, onu da görsün, öğrensin. Yahu böyle bir şey olur mu? Ee, e, deneyimsel kolbun, deneyimsel öğrenme modeli diye bir şey var. Çocuğa bunu göstere göstere bilinçaltını şartlandırıp, sonra çocuğun ya sapık oluyor, ya ahlaksız oluyor, ya özgüvensiz oluyor, ya cinsel hayatı bitiyor, ya karakteri bozuluyor, ya... Tamam. Kötü bir çocuk haline getiriyorsun sen bu videolar özgürlük adı altında yapıyorsun yapma bunu. Çocukların da bir özgürlüğü olduğunu düşünelim aslında değil mi? Çocukların da bir alanları ve özgürlük alanları sınırları olduğunu düşünelim. Ama Mesela bu sınır, istemeye istemeye bir bakmış, çocuğu zorla öpüyoruz ya hocam. Bak bu çok güzel bir ifade oldu. Şimdi geliyorum öpme meselesine çok önemli. Bak çok kritik bir şey söyleyeceğim size. Çocuğa bak çok önemli bu. Çocuğun özgürlük alanı dedik ya. Çocuk doğruyu yanlışı ayırt edemez. O sırada ona zevkli gelen şeyler onun için güzeldir. Tabii. Biz çocuğu özgür bırakacağız diye çocuğun karakterine, psikolojik bütünlüğüne zarar verecek şeylere <laughs> serbest bırakmanına da özgürlük olmaz. Böyle bir şey olmaz. Hocam biz modern bir aileyiz. Çocuğu özgür bırakıyoruz. 12'de giriyor eve. Biraz sonra ee, deneylerimiz de var. Mesela çocuklara yönelik hani eğitim, eğitim göstereceğim vereceğiz. ya çocuğunuza İstismardan nasıl koruyacaksınız öğretecek. Evet. Gerçekten canlı yayında canlı canlı eğitimi izleyeceksiniz. O yüzden sizden tek ricam var. Etrafınızda çocuğu olan herkese haber verin ki bu programı izlesin. Canlı eğitim verilecek. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Öpme. Çocuğun dudağının kenarına yakın yerleri öpmek istismar suçudur. Hocam, Yapma ne dudağına bunu. yakın kenarı? Muah diye yapıyorum. Ne oluyor hocam? <laughs> Refleks olarak çıktı da. Hayır, şunu diyorum. Tövbe tövbe şunu hocam diyorum. ya. Estağfurullah, hayır ya. <laughs> hayır, şöyle oldu bak. Şöyle oldu. Hayır, hayır, vallahi bak. Özür dilerim. Hayır, şöyle oldu. Bak çok Nur, kötü hayır kendini değil. Hayır, şöyle oldu bak, şöyle oldu. Şöyle vurursun, insan böyle der ya. Hani böyle dersin ya. Öyle birden yüzüme bir şey geliyor zannettim öyle. Tabii. Bu benim kendi kompleksimden oldu. Ya vallahi bak benim psikolojik... ...demek ki benim de bir psikoloğa gitmem lazım ya. <laughs> Böyle. Şimdi Ama bak... bu yok mu? Ha? Bu yok mu? Bu dediğim yok mesela? <laughs> ne yok? Bu, bu söylediğin yok Çocuğu dudandan öpmek ne demek biliyor musun bak? Çocuğu buna alıştırıyorsun. Yarın başka biri... ...taciz amaçlı çocuğunu dudağından öperse... ...geçen bir tane video yayınlandı... ...yoldan geçen bir adam... 8 yaşındaki bir kız çocuğuna adres soruyorum diye dudağından öpmüş. Aa. Bu bir cinsel taciz suçudur. Bu adam en ağır şekilde cezalandırma. Ama bak bir anne veya baba veya dede çocuğu dudağından öptüğünde çocuğu neye alıştırmış oldu? Dudağından öpmenin normal olur. Karşı tarafın taciz yaptığını anlayamaz çocuk. Anlayamaz. Bak çocuğu ne yaptın sen? Bak bir tane daha taciz söyleyeyim mi Nur? Söyleyeyim. Hayır. <laughs> Vallahi dinliyorum sizi Allah Aa, kızman, aşkına söyleyin. Kızman, Her şeyi olur. konuşalım bugün Şimdi hocam. Var. Mesela alıyoruz çocukları kucağımıza oturuyoruz. Değil mi zorla. Gördün Çocuk mi? oturmak istemiyor. Çocuğunu. Hepsini konuşalım bugün. Abi çocuğunu kadınlarınki bir nebze ama erkekler kucağında sevme konusunda... ...annesi yanında değilken yapmamalı bunu. Şimdi size anne ile ilgili acayip şeyler söyleyeceğim. Onlardan bir şey daha Nur. Beraber film izliyorsun çocukla. 12 yaşında bir çocukla cinsel içeriklerin olduğu film sahnelerini birlikte izlemeniz çocuğu cinsel istismardır. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi şeyler var ya. Mesela cinsel içerikli film izlemiyorsun ama oturuyorsun mesela çocuğunla dizi izliyorsun. Dizide bir daha Kanal mire... değiştireceksin. Kanal değiştireceksin. E değiştiriyorsun Kanal çocuk değiştir. diyor ki niye değiştirdin? Bak 18 diyor. yaşının altında. Hayır 16 diye 16 diyen değil, 15 diyen değil. Ama 18 yaşının altında bu çocukla beraber oturup izlemek doğru değil diyorum istismardır bu. Çocuğun şahsiyetini bölmektir. 8 yaşında kız çocuğuyla baba, anne beraber oturup bu sahneleri yabancı filmlerde daha çok Allah'tan Ritük var. Bak Ritük bizi de engelleyebilir. Hani biraz önceki gibi Ritük'ün yasağı çok. Ama yemin ederim şu ülkedeki ritükten o kadar memnunum ki. Eğer Ritik olmasa var ya. Yabancı kanalları izleyin. Ne kadar. O kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Artık normalleşmiş çocuklar da bunu istismar anlamıyor. Peki mesela e, biz onu kapattığımız zaman onun üzerine daha çok vurgu yapmış olmuyor mu? Hayır mesela ya. Mesela çocuğumuzu anlatamaz mıyız bunu? Ya işte büyüdüğünde anne baba olduğunda. bak böyle Onu yapabilsin. söyleyeceğim nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Ama kapatmayı çocuğun öyle anlaması için senin ilgi çekmen lazım. Hemen hemen kapat. Dur, <laughs> dur. Böyle yaparsan o öyle Hocam, normal ben kanal ben değiştirdiğinde ben çocuk ne yanlış anlıyor mu? Ben mi? Bak He. bu çocuk ya mesela. Diyelim ki kumanda senden uzakta. Gözünü kapatıyorsun o <laughs> çocuğun. Çocuk İzlemez merak diye. eder tabii. Ama sen normal kanal değiştirirken çocuk merak ediyor mu niye değiştirdi diye? İyi, normal bir şeymiş gibi başka kanallarda ne var dese. Çocuk ne diyecek? Bir dakika, bakma. Bu ne demek biliyor musun? İyice bak. Acayip gizemli bir şey var. Tabii aslında mesela şimdi biz sadece cinsel içerikli şeylerden bahsediyoruz ya... ...şiddet içeren sahneler de var, yok mu hocam? Şiddet. Şiddet de bir istismar türü, doğru. Burada bir şey daha söyleyeyim. Çocuğun aile içi cinselliğe şahit olması çok ağır bir istismar türüdür. Bizim Türkiye'de bu konuda daha tutucuyuz. Allah'tan kadınlarımız daha dikkatli. Bizim kadınımız çok dikkatli. Gerçekten ben çok e, kadınla tanışmış, bir sürü kişinin yaşamına şahit olmuş birisiyim. Kadınlarımız yürekten tebrik. Bizim kadınımız bak profesöründen tut, ilkokul mezununa hiç okula gitmemişine. Herkeste bir genel e, şeyimiz var. Şimdi çocuğu nasıl eğiteceğiz Nur? Asıl beklediğim konu bu. Evet. Çocuğu bu nasıl eğitiriz? çok eğiteceğiz? önemli bir konu. Evet. Çocuğumuzu sarsmadan, incitmeden, yaralamadan farkındalığını yükseltmek için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl eğiteceğiz? Anneler, babalar bugün canlı yayında gerçekten çok şey olacak. Ee, Zafer Hocam bu konu üzerine çok çalıştı ve çok önemli bilgiler evet. var. Lütfen Bundan duyanlar, ilgile... duymayanlara haber versinler rica Bundan ediyorum. Bundan ilgili ben pedagoglarla beraber bir de set hazırlamıştım çok ya e, şey yapamadık hani e, sunamadık ama o yüzden bu konuya çok çalıştım. Biz çocuğumuzu nasıl eğiteceğiz? Hani bu cinsel istismardan korunmanın yöntemi. Şimdi bak, önce bir çocuğa tehlikeyle normal kavramını izah etmek zorundayız Nur. Nasıl izah edeceğiz? <laughs> Mesela bak. Şu ikisine bir bakın. Bunlar ne? İkisi de su, değil mi? Şöyle getirelim mi ha? Tamam. Hı? Görülüyor mu? Evet, görülüyor şu anda. Bu ikisi de su değil mi? Evet hocam. Değil. Bu su, bu da benzin. Bunu içersen ölürsün. Buna tehlikeli diyoruz. Çocuk uzaktan her şeyi böyle görür. Bir şeyin tehlikeli olup olmadığını senin öğretmen lazım. Bak çocukta korku duygusu var ama korkunun neye karşı olacağı bizim onda oluşturacağımız bilişsel şemalarla olur. Yani biz çocuğa neyin tehlikeli olduğunu bizim anlatıp öğretmemiz gerekiyor. Yoksa çocuk bilmez. Çocuk her şeyi böyle görür. Sen bilirsin bunun su bunun benzin olduğunu. Tabii. İşte o anlatmada bize yardımcı olun. Nasıl Heh. anlatacağız? Nasıl söyleyeceğiz? Şimdi bir nasıl kere tehlike ]ine? çocuğun en çok korktuğu anlar var ya. Bunu çocuğun beynine tehlike olarak kodlayın tehlike. Çocuğun en çok korktuğu anlardan kastınız Mesela ne? Mesela çocuk rüyasında korkmuştur, bir şey olmuştur, bir şey olmuştur. Çocuğu anlatırken yavrucuğum bak tehlike işte bu. Sen tehlikeli bir rüya gördün ama güvendesin deyip bağrına basarsın ya kötü rüyadan uyandığında. Çocuğa sonra konuşurken tehlikenin bu olduğunu anlatmakla. Mesela elini prize götürmek tehlike. Veya ütüyle oynamak tehlike gibi. Şimdi bu anlatacağım şeye iyi bakın. Bizim Yardımcı ol. Döndü ya. Şimdi bak şuna. <laughs> Bu neyi biliyor musun? Çocuk <laughs> için, çocuk için güvenli alan diye bir şey tarif etmeliyiz. Şimdi söyleyeceğim lafa çok dikkat edin. Sihirli bir şey söyleyeceğim. Çocuğun hayatında güvenli alan diye öğreneceği tek bir yer var. O da neresi? Annesinin yanı. Hmm. Burası güvenli alan. Bunu çocuğa anlatmalıyız. Şimdi çok dikkat edin bak söyleyeceğim şeyi. Annesinin yanı güvenli alan. Öğretmenin yanı, işte babasının yanı, dedesinin yanı bunlar ikinci derece güvenli alan. Ama birinci derece annesinin yanı güvenli alan. Şimdi söyleyeceğime çok dikkat edin. Anderson diye bir adamın bir çalışması var bu konuda deneysel bir çalışma. Diyor ki bir çocuğun annesinin çocuğa yapacağı en büyük kötülük çocukla annesinin arasına mesafe girmez. Yani şu çocuğun annesinin yapacağı en tehlikeli şey şu. Çocuk sırlarını anlatamazsa mahvedersin çocuk. Bir çocuğun annesinin annelik sırrı çocuğun gelip her şeyi annesine anlatmasından geçiyor. Ama tamam da bunu zaten bütün anneler ister. İstemesi bunu neden, önemli. Bunu neden yapıyoruz? Yani biz ne yaparsak, hangi yanlış yaparsak araya bu girer. Çocuk size bir olaylar anlattığında yüz ve mimiklerimizi kontrol edemezsek. Ne yaptın? Ne? Böyle tepkiler çocuğun sana bir şey anlatırken anlatırken uzaklaşmasını sağlar. Bak sır çok önemli Nur. Anne çocuğun bütün sırlarını dinleyen kişi değilse annelikten ilgili ciddi bir sorun vardır. Çocuğu besleyen kişi anne değil. Yani sırlarını eşittir, öğrenen kişi anne. Eşittir şu mu? Anne aslında çok iyi bir dinleyici olmalı. Çok iyi bir sırdaş olmalı. Hani psikologların bir şeyi vardır ya. Annelere sesleniyorum buradan Gidersiniz psikolog o koltuğunda oturur. Sen anlatırsın ve o seni dinler. Onun gibi, değil mi? Tabii, hocam? tabii. Bir psikolog edasında anne sessizce çocuğunun hiç lafını bölmeden dinlemeli. Şimdi güvenli alanı tanım ettik mi? Güvenli alanı nasıl tanım edeceğiz? Ne diyeceğiz yani çocuğa? Evladım bak sen hep benim yanımda mı güvendesin diyeceğiz. Hayır. Çocuğa bir tehlikeli olduğu zamanlarda ona sarıldık o güveni hissettirdik bunu da. Tamam. Benim yanımda güvendesin bana her şeyini anlatabilirsin. Ben böyle her şeyini ilgili ilgili dinleyip bu güvenli alan burasıdır diye kelimelere dökmeden... ...istem dışı bir güvenli alan tarifi olmalı. Çocuk buraya geldiğinde otomatik güvende hissetmeli. Buraya kadar tamam mı? Peki. Şimdi size bir şey anlatacağım. Çok dikkat edin. Bunu çıkartalım mı Arzu? Tabii bunu çıkaralım. Bu bizim için çok önemli. Şunu nur sana şu ikisini. Ah! Yok önünü çevir. Heh. Çocuk için özel bölge Şöyle öğretimi. Edeyim. Tabii o setin içinden getirdim bu parçayı. Bunu hazırlayan... E, ...ajanstan izin istedim. Bu bizim hazırladığımız pedagoglarla hazırladığımız... ...setin parçası. Bir çocuk için... ...özel bölgeyi öğretmek zorundasınız. Bizde en kötü şey... ...ayıp. Ayıp bölge. Bir şey bölge. Böyle garip garip... ...isimler takıyoruz. Bak... ...özel bölge. Erkek çocuklarında... Bura. Yani neresi dudak ve şu bölge ön bölge. Ne diyelim oraya çocuğun o şu bölgesi yani. Yani iki bacak Aa, arası gelelim. mı diyor? İki bacak arası. İki bacak arası. arası. Çocuğun arası. Çocuğa siz ismini söyleyerek tarif edebilirsiniz ama bura özel bölge. Kız çocuğunun üç tane bir tane ağız göğüs ve iki bacak arası. Şimdi buraya çok dikkat edin. Çocuğa özel bölgeyi tarif ederken iki sır vereceksiniz çocuğa. Bir, buralar hiçbir zaman açılmaz. Sadece sen görebilirsin sana ait. Bunlar sana ait. İki, hiç kimse dokunamaz. Kimseye dokundurma. Bunu beynine işleyeceksiniz. Bak burada çok dikkat edin. Annelerden rica ediyorum. Çocuğunuzun bu bölgelerine dokunurken, yıkarken, temizlerken izin isteyin. Dokunabilir miyim? Bu işte deneyimsel öğrenme modelinin bir parçası. Siz her izin istediğinizde çocuğun bilinçaltına şunu yerleştireceksiniz. Buralar özel bölge. Buralara dokunurken birisi izin istemek zorunda. Çok güzel. Buraya kadar anladık mı? Bak bu çok önemli. Bir arkayı çevirelim Nur. Arkada da buralar. Yani çocuğun poposuna biri vurarak sevememeli. Çocuk müsaade etmemeli. Nasıl yapacağını anlatacağım şimdi ama... ...sır burada şu. Çocuğun özel bölgeleri buralar. Bu özel bölgeleri sadece ve sadece sana ait sen dokunabilirsin. Sen bakabilirsin. Kimse bakamaz ve dokunamaz. İzin istemek kaydıyla sadece annesi dokunabilir. Peki hocam. Çocuğun beynine bunu işleyeceksiniz. Peki bak. doktor mesela. Şahanesin. Annesinin haricinde doktor da dokunamaz. Çocuğun bilinçaltına bunu yerleştireceksiniz. Annesinin haricinde. Anne odada yokken doktor da dokunamaz. Babası da dokunamaz. Dedesi de dokunamaz. Dayısı da dokunamaz. Abisi de dokunamaz. Bakın merkezi noktada her zaman anne olmak zorunda. Bunlar sapık demeyin bak. Çocuğu korkutmayın. Bunlar sana ait. Bunlara sadece sen senden izin alın ve anne dokunabilir. Bak bura çok önemli. Ey babalar. Beni çekiyor mu kamera? Hangi kamera bu? Ey babalar. Lütfen çocuğunuzun vücuduna dokunup sevecekseniz annesinin yanında çocuktan izin isteyerek yapın ki Deneyimsel öğrenme modeli, çocuğun bilinçaltına, gizli öğrenme. Çocuğun bilinçaltına bunu kimsenin yapmayacağını babası bile böyle yapıyorsa hiç kimse dokunamaz hale getirir. Peki bir örnek verebilir misiniz? Mesela bir baba hayali, siz babasınız diyelim evet. ki yanınızda da çocuğunuz var, evet. ben de anneyim. Çocuğunuza seslenin. Ya bu Mesela şey... bu sizin kızınız olsun. Heh. Ben de anneymişim. E, anne dedi ki bana üstünü giydirir misin babası bir yardım et üstünü giysin. Ben de üstünü giydirdim. Ha, Zafer kızın üstünü bir giydirir misin hemen? Giydireceğim yardım edeceğim. Annesi giydireyim mi? Evet yanımda giydir. Evet Söyle. yanımda giydir. Heh. Cümle geldi. Kulaktan girdi ya çocuğun beynine. Peki kızım şimdi e, bunu üzerine düzeltmem için buraya dokunmam lazım. İzin veriyor musun? Tamam o zaman pantolu çekiyoruz. Aferin benim güzel kızıma. Annesi giydirdim. Üstünü de giydireyim mi? Giydir. <laughs> Anladın mı? Anneden izin almazsa baba. Çocuğun bilinçaltına doğru işleyemeyiz. Merkezi noktada anne olmak zorunda her zaman. Ha Burada aslında e, babalar ikinci plana atılıyormuş gibi olmuyor değil, aslında. Değil. Babalara burada önemli bir görev düşüyor. Babalara önemli görev ve fedakarlık düşüyor. Ya babalar sakın şahı kendini e, Hayır, ben kötü hissetmesinler. Hayır, ben oğlumdan. Hayır, ne hissediyor? Ben de babayım. İki çocuğum var. Ben de banyo yaptırdım çocuklarımı. İki çocuğumdan beraber banyoda oynadım, havuza götürdüm. Her şeyi yaptım ben. Şimdi hocam, tabii bizim aklımıza gelen sorular var. Bu noktada seyircilerimizin de soruları vardır. Lütfen sorularınızı yöneltin. En arkada bir hanımefendi şöyle parmak kaldırdı, samimi ha, bir buyurun. şekilde hocama bir soru soracak. Buyurun. Boşanmış aile çocukları. Baba ayrı, anne ayrı. Farklı kişilerle evli. Peki bu çocuklarda nasıl olacak? Yine anne anneden çalışıyor. izin isteyecek anne baba. Anne çalışıyor. Anneden yani... yine yazılı izin isteyecek. Çocuğa izin verildiği algısını oluşturmamız lazım. Burada anne mevzulardan haberdar. Bak iki tane bilinçaltı algısından bahsediyorum. Çocuğun beynine işleyecek. Bir, annen her şeyi bilmek zorunda. Babam bile olsa, abim bile olsa, dedem bile olsa, nenem bile ne değil de hadi onu katmıyorum. Anneanne de anne sayılır. Anneanne çok güvenlidir ama hani kim olursa olsun bunlar bile olsa özellikle erkek grubunu kastediyorum. Bunlar bile olsa özellikle en fedakar baba anneden izin istemeli. Çocuğun bilinçaltına neyi yerleştirir? Anne her konuda izin istenen Heh, kişi. Neden anneden izin istiyor? Annenin yanı güvenli bölge. Ve anne bütün sırlara vakıf. Ve Anne şu buramda çıkıyor. şu çıktı, şu şuramda bu çıktı, buramda böyle var, buramda şimdi böyle var. Kim ne varsa yapsın, çocuk hemen güvenli bölgeye gelip başına gelen Anne, kötülükleri söyleyebilme. Anne bir şey anlatayım bilme... mı? Sana bir şey anlatayım mı demek zorunda. Yoksa çocuk zarar görür. Tabii bunu şimdi niye yapıyorsunuz? Çocuk bir bir yığın şey yaşıyor, kimseye anlatamıyor, içinde yaşıyor, fırtınalar kopuyor. Biz yetişkin, vahşi ve saldırgan ve iğrenç insanların tacizlerinden bahsediyoruz. Bir de çocuk çocuğa tacizler var. Aa, 14 yaşındaki bir çocuk 7 yaşındaki bir çocuğa yapıyor. Bunlar bak bizim en kötü hatamız. Ay hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii. Şimdi. Bak biz hep televizyonlarda ne konuşuyoruz? Benim en çok üzüldüğüm konu. Hiç kimse bu konuyu gündeme getirmiyor. Yahu yetişkin sapık alçaklardan daha çok çocuk tacizciler var. Suçlayamıyorsun da o da çocuk. Yanlış anne baba takibi yüzünden oluyor. Bu çocuk abisini gidip söyleyemiyor. Dayısının oğlunu gidip söyleyemiyor. Amcasının oğlunu gidip söyleyemiyor. Kime? Anneye gelip söyleyemiyor. Ergenlik dönemi en tehlikeli dönem. Çocuk sapık değildir ama aklına gelebilir. Bir yerden görmüştür. Senin internetin rezil. Rezillikler dolu. Çocuk oradan bir şey öğrenmiş, bir şey duymuştur. Çocuğun kendisi sapık değildir. Karakteri bozuk değildir, düzgündür ama bir şey görür oradan. Gelir kardeşinde uygulamaya çalışır. Anne bir çocuğun her şeyidir. Her şeyidir. Hocam annelerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir anne olarak çok iyi biliyorum ama bu cinsel istismar konusunda bugün anladım ki sizinle bilgilerim pekişti. Eski annelere sesleniyorum. Ellerinden ayaklarından öpüyorum onların. Bu eski anneler var ya Nur bir dakika yalnız bırakmıyordu kız çocuklarını. Nerede? Kızım nerede? Yanımda dur diyordu. Yanına yapışık gibi gezdiriyordu. Hocam yerde. çünkü neden? Artık her şey çok değişti. Şimdi çok değişti. değil. Şimdi değil. Eski diyorum ya. Ben 40 <laughs> yaşını geçmiş biriyim. Eski diyorum. Eski anneler. Şimdi ne yapalım hocam? Çocuk gitmek istiyor. Gece yatısına izin vermeyin. Vermeyin yatısına. Çocuğun arkadaşı düzgündür, babası düzgündür, abisi bir şey yapar. O iyidir, bilmem kim yapar. Hocam, ben nasıl anlatayım içimdeki hocam, durumları ya? bilgiler o kadar fazla ki. Sevgili seyircilerimiz, daha neler var. Çocuğumuza nasıl anlatacağız? Onu nasıl güçlendireceğiz? Ve çocuğumuzun çocuğumuz eğer bu olayı yaşamışsa ne yapmamız gerekiyor onu konuşacağız. Belki siz de yaşamış olabilirsiniz bu olayı. Hepsini konuşacağız kısacık bir reklam aram var. Bu reklam arasında şu ara olsun ne olur? Herkes birbirine haber versin. Canlı yayında Zafer Hocam geleceğimiz için önemli bilgiler veriyor. Evet, çocuklarımızı cinsel istismardan korumak için şu bilgimizi tekrar tazeleyelim. Hocam dedi ki çocukların en güvenli bölgeleri, güvenli alanları annelerinin Annelerin yanı, annelerdir. Şimdi çocuğumuzu bizim yanımızda olmadığı zaman Nasıl güçlendireceğiz nasıl söyleyeceğiz bir daha ekran başındaki seyircilerimize hatırlatmak istiyorum şimdi ekranları bir, başına yeni geçenlere. Şimdi bir kere bir eleştiri gelmiş biz babaannelere değinmediniz ya ben ha, evet. hayır ben şunu demek istemedim anneanne falan derken anne kelimesinden gittiğimiz için öyle babaanne anneanne anne, anne en güvenli liman evet bak en güvenli liman aynı şey babaanne anneanne ben ayırt etmem yani büyük anne. Yani benim şey. bir sorum var hocam size ya Hı. program başından beri anlattığınızdan beri soracağım soracağım ee, keşke hepimizin annesi hayatta olsa da annesi hayatta olmayan çocuklar ne yapacaklar muhakkak bir anne bakıyordur ona yani bir çocuğun annesi biyolojik annesi yoksa yani babaanne anneanne büyüyken, tabii o annesi olmuştur artık onu anne diyebilir demeyebilir babaanne diyebilir fark etmiyor. Annelik kavramını ne olursunuz ontolojik algılayın. Yani şey olarak düşünmeyin bunu. İlla onu doğuran kişi anne demiyorum. Benim kastettiğim onun fiziki ve psikolojik bütünlüğünü koruyan kişi annedir yani. Peki şimdi Ebeveyn. bu vereceğiniz bilgileri şimdi anlatacaksınız da çocuklarımız burada. Şu anda tam ekrana taşırsak Hüseyin kırmızı bölgeler var. Evet. Kaç yaşından itibaren bu kırmızı bölgeler konusunda çocuklarımızı uyarmalıyız? Yani işte çocuğun algı düzeyine göre değişiyor ama iki yaşından sonra bunların özel bölge ve ona ait olduğu, sadece onun bakıp dokunabileceği, onun haricinde siz izin isteyerek dokunabilirsiniz. Sizin onayınızla yanınızda babası. Bak ben burada şunu demek istemiyorum. Babalar güvensizdir güvenmeyin demiyorum. Ben diyorum ki babalar fedakarlık yapsın izin istesin annelerden. Çocuğun bilinçaltına anne güveni girsin. Çocuk annesine sırdaş olsun. Ne olursunuz? Kompleks yapmayın babalar ya. Yapmayın böyle şeyler. Hocam biz niye öyle düşüyorsunuz? Biz babayı Ya ben onu demiyorum ki. Annesinin yanında sev, annesinin yanında üstünü değiştir, annesinin yanında ilgilen. Ama böyle çocuğun bilinçaltına şunu ver. Annesi bir çocuğun çok sırdaşı çok güvenli çok her şeyi. Yani şunu söylüyorsunuz özetle. Anneler çocuklarının başlarına gelen olayları günlüklerinden değil, eş dosttan değil, konu komşudan değil, çocukların kendisinden duymalı. Tabii. Bunun için de yapmamız gereken şey ne? Güvenli bölgeleri ona anlatırken annesinin yanı en güvenli bölgedir. Çocuğumuza bunu vereceğiz. Aynı. Hocam bir dakika onlara geçmeden önce Allah rızası için iki tane çocuğumuz var. Siz bir babasınız. O kadar önemli bir konu ki benim için hmm. bu. Çocuğunuza geliyorsunuz şu güvenli bilgilerle ilgili Güven... bir daha söyleyin. Güvenli özel bölgeler. Ha, özel bölgeler. Çocuğum diyeceksiniz. Bu kimin kaza? Bu kimin en sevdiği oyuncağı alın çocuğa? Bu kimin oyuncağı? Bunu alıp oynayabilir miyim deyin. Onun oyuncağını izin isteyerek alın. Tamam mı alabilir? Bak bu senin. O yüzden izin istedim. Önce bunu anlaştık mı çocuklar? anlaştık. Şimdi bak. Mesela burası senin ağzın ve dudakların. Burası çok özel bir bölge ve sana ait. Başkaları dokunamaz, öpemez. Göğüs bölgesi. Şimdi birisi daha eleştirmiş bu bölgeye ne diyelim diye. Ee, ben dedim ya Hocam oraya üreme bölgesi diyelim. Çocuğun yaşına göre üreme bölgesi denir. Öyle iki yaşındaki çocuğa, üç yaşındaki çocuğa denmez. Yani Şimdi şöyle ona ben... göre oranın adı neyse girin internete bakın bir sürü şey anlatılır. Ya da işte karın bölgesi. ya i̇ki fark bacakara. etmiyor ne dediğiniz bir şey deyin. Bana şimdi söyletmeyin burada ekranda uyar alıyorum Nur tarafından ikide bir. Aa! Ritik. Hayır Nur diyor ki hocam diyor. Sanki ben Ritik. <laughs> Ama sen programın Ritik'üsün Nur. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Çaktırmıyor ama programda ne doğru ne yanlış ne iyi ne kötü gizli kahraman Nur. Vallahi uyarıyor <laughs> öyledir böyledir tabii siz izliyorsunuz ben uzmanım çıkıp anlatırım. Ama konu he, sadece anlatma değil ki Nur Viral sayesinde şöyle yap böyle yapma hocam bunu söylemeyelim. Ayıp olur Bunlar bunları şu o şekilde. Hocam bir şey daha aklımda var Hı. onu da söylemeden geçemeyeceğim. Doktorlar konusunda bir şey söylediniz ya mesela Hı. Hani çok sormak istediğim bir soru Hı. var. ...dediniz ya çocuğun güvenli alanı... ...annesinin yanıdır, Tabii. annesinin yanında açılır... ...ama çocuğa biz bunu böyle anlatırsak... ...Allah göstermesin... ...yanında biz olmadığımız zaman başına bir şey geldi... Hı. ...bu çocuğu doktora götürdüler... ...hemen e yanındaki kişi anneyi arasın... ...o göstermem deyince arasın... ...anne de açsın desin ki... ...tamam yavrucuğum doktora gösterebilirsiniz... ...bak bu çok güvenli bir şey... ...neden güvenli biliyor musun Nur? Hı. Çünkü çocuk annesini arama ihtiyacı hissediyorsa bu şeylerde herkes bundan etkileniyor. Çevre bir kere kendine çeki düzen veriyor. Bu bir, bir çocuk her şeyi anlatabilirse annesine ve bunu herkes bilirse bu çocuğa kötü niyetli biri yaklaşacaksa kendine çeki düzen veriyor. Bu çok evet. önemli. Doktor bile olsa, öğretmen bile olsa anne izin verdiği kadar dokunabilir. Mesela anaokuluna gidiyor çocuk, öğretmen tuvaletini yaptırdı, üstüne giydirecek, değil mi? annesi izin. Ben izin verdim. Çocuğun e, öğretmeni seni işte tuvalete götürebilir, üstünü giydirebilir. Bak bunu böyle yapın diyorum ben size. Hocam Heyma ben... isimli seyircimiz ne demiş biliyor musunuz. Allah razı olsun sizden. Zafer Akıncı Nur Viral kamu spotu yapılması gerekir bunlarla ilgili demiş sizinle beraber. İnşallah. Yani dedim ya devletimiz aslında bu konuda çok ciddi önlemler alıyor. İçimizi ferahlatan açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Biz sadece bunu bugün niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Hani her fert kendinden sorumlu ya, evet, kendinden çocuğumuza sorumlu. sahip. Çocuğumuzu işte. güçlendirelim. Bizim biz her zaman yanında olamıyoruz, değil mi? Hele biraz büyüyüp gittikten sonra çocuk kendi başına kalıyor. O yüzden çocuğu ne kadar güçlenirsek güçlendirirsek o kadar iyi olur. Burada bir şey daha söyleyeyim. Sonra ben da bir telefon alalım. Devletimizden bir şey istiyorum. İnşallah yetkililere ulaşabilirse veya görürse birileri iletirse bu internete bir çocukların kullandığı 15 yaş altı, 18 yaş altı neyse oraya bu sosyal medya veya bir şeye bir filtreleme sistemi gelmesler. Bunu o siteyi yapan para kazanan insanlar yapmıyorlar. Çocuklar her şey serbest. Kendini yanlış tanıtarak 20 yaşında göstererek çocuk her şeye ulaşabiliyor. Veyahut çocuğa böyle bir kısıtlama da yok yani. O siteler de yapmıyor. Her Onların normaliyle ...pedagogik normaller aynı değil. O yüzden çocuğun ahlakı bozulmuş bilmem ne. Ne olur yetkililer bu, bu şeyi filtreleyecek bir sistem geliştirin ya devlet olarak buna da birileri çıkıp demesin yok özgürlük falan bunun özgürlük bilgisi yok çocukları korumakla ilgisi var. Bunun özgürlüğü olmaz. Çocukların Sağlıklı olma, psikolojik ve ruhsal sağlıklı olma özgürlüğü yok mu? Şimdi bir seyircimiz demiş ki mesela televizyon programlarında bunu anlatmakla olmaz. Tabii devletin alması gereken kararlar var. Bununla birlikte hani dedik ya e, çocuğumuzu izlerken kapatıyoruz, gözünü kapatıyoruz, aniden hmm. diziyi değiştiriyoruz. Senaryoların içeriğine dikkat edilmesi gerekir diyor seyircilerimiz. Güzel de gelen bunu mesajlar... oturup yazın ya, bir yerlere yazın, şikayet edin. Deyin ki arkadaş bu dizilerde bunlar var, biz çocuklarla izliyoruz, rahatsız oluyoruz deyin. Üzülüyoruz deyin ya bak bunun özgürlükle ilgisi yok ne olursunuz bunu iyi anlayın çocuklar yaşından önce bilgi öğrenmesi istismardır. Bir de hocam şunu gördük değil mi sesimiz ne kadar çok çıkarsa ne kadar bir olaya tepkimizi dile getirirse işte gördünüz mesela e, sanatçılarla birlikte bir araya gelindi hmm. halktan ses yükseldi ve cinsel istismarla ilgili önemli bir adım atıldı değil mi? kimyasal hadım konusu konuşuluyor bak. şimdi. O yüzden her konuyla ilgili biraz sesimizi yükseltirsek ama tabii ki hep bir hani adab çerçevesinde ses yükseltmeden kastım o. Ben eminim ki ee, dizi senaryolarına da belki şey gelecek. Bir önlem alınabilir. Aynen öyle. Bence bu cinsel eğitim konusu da çok önemli. Her çocuğun yaşına uygun cinsel eğitim. Kaç bak. yaşında verilmeli? Bak her yaşta cinsel eğitim cinsellik deyince ...o organın işleviyle ilgili ama daha ergenlik döneminden önce fonksiyonel olarak cinsellik işlevine, cinsel zevk işlevine dönüşmemiş bir organın idrar işlevi vardır veya temizlenme işlevi. Yani o fonksiyonelliği orantısında eğitim vermek lazım. Doğru tanımlamak lazım. Biz cinsel eğitimden kaçmayız. Cinsel eğitim demek oturup mevzuya her şeyi anlatmak demek değil. O yaşı gereği, yaşına uygun şeyleri anlatmak demek. Ben çok üzülüyorum. Niye? Bu cinsel eğitim konusunda saçma sapan düşünceler var. Ee, bir ön yargı var. Cinsel eğitim çok gereklidir ama yaşından önce verilen her bilgi çocuğu istismardır. Bak altını çiziyorum. Yaşından önce 8 yaşındaki bir çocuğa filancayı anlatmak cinsel istismardır. Şey gibi düşünelim Bazıları, ya. öğretmen var ya çocuğa böyle mesaj atmış cinsel içerikli. Üstünü çıkar bilmem ne diye. Bu cinsel Allah istismardır, kıyasla. ahlaksızlıktır. Yani ee, ağır cezayı hak eder. Bak çocuğa yaşından önce e, böyle bilgiler veremeyiz biz ya. Veremeyiz bu. Hani bilsin öğrensin bilsin, falan. Diye. öğrenmesin yani her şeyi öğren? Vaktinden önce öğrenmesin. Bu bir istismardı. Şimdi yaşı özellikle soruyorum size tam cevap alamadım orada. Hı. yani Kaç yaşından sonra bunu anlatmalıyız? Bu cinsellik koyduk. konuşma. Evet. Ergenlik sürecinde başlıyor. Hani şöyle olur. 14 gibi mi yani? Kılım, yok 12 yaş kıllanma 12, olur. Kız çocuklarında işte göğüs büyür. Erkek çocuklarında bilmem şuranın büyür. Bura. Böyle bunları anlatıyor, anlatacaksın. Okulda da anlatılıyor. Burada konu illa bak ne dedim bak. Ne olursunuz ya çok üzülüyorum. Erkekleri uyarıyorum. Kadınları da uyarıyorum. Ey anneler babalar evde doğru düzgün giyinin. Bak gördüm ben böyle. Kız çocuğu 14 yaşında babasının kısa şortunda aşırı rahatsız olmuş aşırı böyle taciz bu ya bu bir istismar yani yapmayın bunu tamam kötü niyetli değilsin ey baba ama yapma bunu ya anneye de sesleniyorum yapma Çocuğu böyle e, bozma e, psikolojisini çocuğu. Evet hocam, e, seyircilerimizin çok güzel mesajları var. Yani Allah sizden razı olsun. Çok önemli bilgiler verdiniz. Hatta demişler ki hafta sonu da bu program yayınlansın. Hafta sonu bazen tekrarlarımız oluyor. E, ben eminim Beyaz TV yönetimi bu konuda çok duyarlı olacaktır. Hafta sonu tekrarı koyacaktır ve mutlaka izleyemeyenler, e, izleyenler, izlemeyenlere haber versinler. Daha ne bilgilerimiz var ama bir telefonumuz var Ankara'dan. Size soru sormak isteyen bir seyirci Efendim hoş geldiniz. Alo. Merhabalar. Merhabalar evet. buyurunuz. Ee, biraz heyecanlıyım. Bu konu biraz heyecanlandırdı beni kusura bakmayın okulunda. Rica ederiz estağfurullah ee, buyurun. 40 yaşındayım şu an. Ee, 10 yaşındayken böyle bir şey yaşadım. Teyzemin oğlu 17 yaşındaydı ben 10 yaşındaydım. Ee, anneme söylemekten çok korktum. Sonunda söyledim ama. Tabii anneme söyledikten sonra bu olay kesildi. Ama e, evlendikten sonra tabii çok sinirlerim bozuldu. O yüzden kusura bakmayın. Hayır olur mu? Size o kadar iyi anlıyorum ki. Şimdi dört yaşındaki çocuğum var ve sessiz sakin bir çocuk. Ve kendini koruyamıyor. Ve bu konuda ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum. Çok geçmiş olsun. Ee, şimdi bu konuda Yalnız değilsiniz, bunu söyleyebilirim yani. Öyle hikayeler duyuyoruz ki. Şimdi bak benim şöyle Şimdi ne olur bu. sakin olarak ekran başında hocam sizin yaşadıklarınızdan yola çıkarak sizi ve çocuğunuzu güçlendirmek için çok güzel bilgiler verecek. Çok geçmiş olsun. Ee, ne diyeyim? Allah çocuğunuza yaşatmasın inşallah. Gerçekten çok zor. Bu bak. konu dışarıda değil, aile içinde de çok var çok en çok aile için dolu. Yüz vakanın 80'i aile için dolu. Peki bir şey soracağım hocam. Bir Yakın dakika bu sizden bağımsız olarak soruyorum bunu. Sizden şunu rica edebilir miyim? Tabii. Bu sorunu derinden yaşayan bir çocuk olarak yani o günlere geri döndüğünüzde ve bugünün annesi olarak annelere, çocuklara uyarınız ne olur? Çok iyi gözlemlesinler çocuğunu. Ben bu konuda biraz abartıyorum belki çocuğum çok dibi dibik ediyorum ama çok iyi gözlemlesinler. Gözlemden kastınız ne? Yani hissettirmeden çocuğa e, ben okulunu kontrol ediyorum, servisini kontrol ediyorum, atıyorum arkadaşlarıyla iletişimini kontrol ediyorum ama hissettirmiyorum çünkü hissettirdiğim zaman daha fazla sorun olur. Bu sefer çocuğun üstünde baskı kurmuş olurum. Peki anneniz sizi yeterince gözlemlememiş midir? Annem çalışıyordu o dönem. Annem evden çıkardı. Ee, bu, o bahsettiğim şahıs eve gelirdi. Sıkıntımız oydu. Annem çalıştığı için çok fazla ilgilenemiyordu. Daha çok teşekkür ederim, Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önemli bir bak, soru so söyleyeceğim. Çocuğun bütünlüğü bozulur dediğim bu bak. Büyümüş, anne olmuş. Ne kadar güzel bir kadın olmuş. Ama görüyorsunuz o ruhsal parçalanmayı görüyorsunuz değil mi? O dalı keserken nasıl ettiniz çocuk böyle oluyor. Bak yüz kişinin sekseni kendi yakın akrabası tarafından oluyor. Ben ne dedim? Anne güvenli alan böyle. Ve ya anne yalnız bırakmamalı. Bak biraz önce söylediğime geldi. Bir sürü kişi şimdi bizi arasın. Bir milyon tane böyle vaka var. Tabii. Yetişkin, sapkın, iğrenç insanlar var ya. Bunlardan daha fazla Çocuk çocuğu taciz eden vaka var. Hocam bunu algılayamadım biliyor musunuz? Çocuk çocuğu taciz ediyor derken yani bu Allah göstermiş dışarıda oyun oynarken değil mi? Her şekilde. Evde oyun oynarken odanın kapısı kapanmaz ya. Çocuklar odanın kapısını kapatamaz ya. Kapat. Annenin sürekli bir gözü çocuğun üstünde olmalı. Belirli bir annelik öyle hani salalım besini verelim gibi bir şey değil ki. Ve şunu da yaptığınız zaman o da geri tepiyor. Olmuyor. Kapınızı kapatmayın. Dediğiniz zaman o olmuyor. Çocuklar da geri tepiyor. Ha, ben yemin ediyorum şunu yapıyorum. Aa içerisi çok havasız kalmış. Hmm. Kapı açık kalsın. Çok doğru. Yemin ediyorum. 5 dakikada bir yani bir şey götürüyorum odaya. Tabii, Aa çocuğa. bunu yemek ister misiniz? He. Şunu çocuğa, yapmak ister misiniz? Bah. Şahanesin Nur şahanesin Vallahi hocam ya içerisi havasız kalmış Pencereyi açıyorlar yok diyorum sen oradan pencereyi açarsan Ben de öbür tarafta havasız kalıyorum Pencereyi açıyorum ortada şey oluyor biliyor Siz mü? kapınızı açın Görüyor musun kaliteli anneyi niye biliyor musun Nur iki şey yapıyor bir çocuğu koruyor İki çocuğun psikolojisini bozmuyor yani İnşallah çocuğun aklına, koruyoruzdur hocam tabii, yani bak Çocuğun aklına iş düşürmüyor oh. Sen şimdi çocuğa kapıyı örtme Örtmeyin dedim ya Sen ne deyip örtmeyeceksin Herkes sapık herkes sapık Çocuğun psikolojisini bozarsın. Durduk yere aklına iş düşürüz. Bunu deme diyorum ya. Bak bunu deme diyorum. Çocuğa sapıklık, taciz bu, bu laflara girme. Böyle milletten korkutma. Ben başka bir şey söylüyorum. Nur'un yaptığını yap. Ne yapmış Nur Viral? Şu bahaneyle, bu bahaneyle, kaldı. o da havalı havasız. Çilek yer misin, pasta evet. yer misin, muz bitti, çerez geldi. Zaten bir dönem sonra inanın dikkatleri dağıldıkları için of yapıyorlar, başka konuya geçiyorlar orada. Ama çocuk yetiştirmek bir anne olarak söylüyorum dünyanın en zor mesleği. Bak ben kendi annemden biliyorum. Eski kadınlara hayranım. Bak Nur Viral da aynı yöntemi kullanıyor. Biraz sesli sessizlik olunca içi ürperiyordu annem. Ne oldu? Neredeler? Ne oluyor? Tabii. Böyle ya bir, bir de sessizlik hocam, olunca bir müsaade etmeyin. Bir de hocam benim annem mesela gerçekten kimseye kalmaya göndermez. Heh. Şimdi şimdi çocukları bu yönde de çok engelleyemiyoruz. Göndermeyin bak göndermeyin. Ben söylüyorum kızıyorlar. Aa bana al bilmem ne. Ya bana manal al gönderme arkadaş. İstediğin kadar sanal Gönderme. <laughs> ben ne diyorum sana? <laughs> ne diyorum? Gönderme çocuğu. Neyse ne yani gönderme sana şimdi bilimsel altyapısını mı anlatayım olayın? Gönderme çocuğu. Niye gönderme? Hani git of, of. kızım veya oğlum oyna gel. O ailedeki bütün bireyleri bilemezsin. Gelen misafirleri bilemezsin. Durumları bilemezsin. Kontrol sende olmalı. Hadi hocam bir telefonumuz daha var. Ondan sonra çok önemli açıklamalarımız var. Şöyle göstereceğiz. Ama önce e, seyircimizi alalım. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Ee, hoş bulduk Nur Hanım. Ee, benim sorunum. Ben anneannem. İki tane torunum var. Allah bağışlasın. Dört, dört buçuk yaşındalar ama e, şu anda üç yaş, üç buçuk yaşında gösteriyorlar. Çocuklar doğduğu günden beri evin içerisinde bir şiddet var anne baba arasında. Zaman zaman çocuklara da uygulanan bir şiddet var. E, bu çocukların gelişimi, davranışları... ...yüz şekilleri, mutsuzlukları her hallerinden belli. Kızım çaresiz kalmış. Ee, aslında onun da sorumlulukları var. Onu da yerine getiremiyor. Psikolojisi nedeniyle. Ee, şu anda e, çocukları, çocuklar için benim bir şey yapmam gerekiyor. Kreşe gidiyorlar ama anneleri bu şiddeti kreşte söylemesinler diye sır yapmış çocuklara. Çocuklar bu sırrı taşıyacağım diye ne okulda olanı anlatabiliyorlar. Ne evde olanı ne bana ne başkasını anlatamıyorlar. Dolayısıyla şu anda çocuklar o torunlarım için ne yapabilirim? Anneyi çalıştığı için tedaviye ikna edemedim. Çocukların psikolojileri gün geçtikçe <laughs> Daha da kötüye gidiyor. Birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Annelerini korumak için sürekli e, annem arkayı arabanın arkasına otursun önde babam dövüyor diye. Gece annem bizimle olsun e, babam dövebilir diye anneyle birlikte yatıyorlar. Her anlamda sorunları var ama ben hiçbir şey yapamıyorum hocam. Ve bunu sadece seyretmek çok ağır geliyor, çok üzücü geliyor bana. Bütün çocuklara bu kadar duyarlıyken kendi torunlarıma hiçbir şey yapamamak beni derinden üzüyor. Yardımınızı rica ediyorum. Gerekirse sizinle... E ...başka tür yani bana bir telefonunuzu verirlerse hani doğrudan Siz lütfen ayrılmayın ayrılmayın. Hatta arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Ee, gereken iletişim numaralarını tabii ki verirler. Ama yine ekranda da yani burada da e, Zafer hocamın söyleyecekleri vardır. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Ne kadar zor bir durum. Bir tarafta <laughs> evlat bir tarafta candan öte torunlar. Ne yapsın hocam? Şimdi bu kişinin anlattığı şey çok duyarlı bir anneanne... Gerçekten ben tebrik ediyorum anneannenin duyarlılığına. Gerçekten çok önemli bir duyarlılık düşsün. Emineciğim onu alalım. Çok duyarlı bir anneanne. Tebrik ediyorum ben. Çok üzülüyor. Ee, bu çocukları rahatlatma şu an yapılacak en doğru şey. Yani anneyi babayı biz ikna edemiyorsak ikna etmenin bazı yolları olabilir. Bunun görüşme şeklinde ama... Şimdi televizyonda vereceğim tavsiyelerden en birincisi şu olabilir. Anneanne çocukların kendisine her şeyi anlatabilecekleri, onlara böyle şefkatli yaklaşarak onları hani psikolog gibi böyle bir rahatlatıcı etki yaparsa çocuklar içinde birikim yapıp karakterlere zarar görmez bu işte. Şimdi bak kural bir. Anne baba çatışıyorsa çocuk zarar görür ama yanında böyle bir duyarlı anne ne varsa çocuk sıyırabiliyor. Sıyrıklarla atlatabiliyor. Niye? Çocuğa o sevgiyi, o şefkati, o güveni... ...verip, anneanne ya da babaanne... ...ben böyle babaannelerde gördüm... ...anneannelerde, anne babadan daha anne baba. Tabii. Böyle kişiler gördüm. Ee, bu çocuğu anlattırarak... ...konuşturarak, onu rahatlatarak... ...böyle bir psikolog gibi... E, ...pedagog gibi... ...işte neyse bu çalışmaları yaparak... ...çok büyük çocuğa... ...olumlu etkisi olabilir... Ee, bu arkadaşımızla sonra başka televizyonda söyleyemeyeceğim bazı yöntemler daha var. Hocam şimdi bunları şunu şimdi anlatayım. tek tek anlatacağız. Şimdi bak, çok ağır çocuğa... da <gülüyor> <gülüyor> tutamadım. Şöyle yan şimdi... koysana bak yere ucunu değdir. Tamam peki. Hayır hayır yere değdir ucunu. Ben Hı. tek tek alıp göstereyim. Bas. Şimdi çok önemli bakın burada yine çocuğumuzu e, güçlendiriyoruz. Ve görsellerle anlatacağız bunu. Lütfen burayı da can kulağıyla dinleyin. Burada ne yapılamaz? Bakılamaz. Ne, ne anladınız? Bakılamaz. Ne yapıyor çocuk? Çocuğum tuvaletteyken tuvaletini yaparken kimse ona bakamaz. Bunu çocuğun beynine işleyeceksiniz. Mümkünse bu görselle beraber bunun gibi ee, nasıl yapacaksınız? Mesela çocuk tuvaletini yapıyor, anneyi çağırıyor ya. Böyle bakmıyormuş gibi. Hani böyle bakmıyorum ben, sen yap. Anne ama bak burada bir şey tamam. Az bakıyorum hadi gibi. Yani bunu bakmanın yanlış bir şey olmayacağını. Anne bile olsa hafif bakabilir ama başkası asla bunu da siz bakarken söyleyin. Bak ben annen olarak biraz baktım yardımcı olmak için ama başkası asla, asla. tuvalette bakamaz. Çünkü çocuklar anaokullarında özellikle uyarıyorum. İlkokullarda okullarda çocuklar geliyor hadi gel beraber tuvalete gidelim. O ona gösteriyor o ona gösteriyor birbirlerine bir şeyler yapıyorlar. Daha kötü şeyler duyuyorum ben karşılaştığım çok kötü şeyler var. İlkokul dördüncü sınıftaki bir çocuk birinci sınıftaki bir çocuğa taciz edebiliyor. Anlatabildim <laughs> mi? Belki kötü niyetli değil ama işte bak çocuk çocuğa çok daha büyük zararlarının olduğunu gördüm ben. O yüzden dayısının oğlu, teyzesinin oğlu, amcasının oğlu tuvalet konusu önemli. Tuvalet konusu önemli. Bak altını çiziyorum. Aynı anda iki çocuğu birine banyo yaptırıp diğerine anneler toptancı bizim. ...gir banyo, sen banyonu yap... ...tabii bak, gir banyonu yap yavrum... ...sen de tuvaletini yap, hadi bakmayın birbirinize diyor... ...adam yanında tuvalet yapıyor... ...anneler toptancı mı? ...tabii, yani aynı anda bir kere de... ...mevzuyu halledeyim diye... ...tüm çocukları... Anne, ...ama bir şey mi? söyleyeceğim, doğru söylüyorsun... ...arkanızı dönerek yıkanın birbirine tabii. bakmadan... ...aynı anda banyoya sokan anneler var... ...çırılçıplak... ...bu doğru değil... Çocuklara iç çamaşırsız banyo yaptırmayın. Sonra en son yapsın yapsın yıkansın yıkansın en son orayı e, yıkasın o bölgeleri. Onu da iç çamaşırı çıkarttırın. Ya bir usul geliştirin. Çocuk mahremiyet kural, kurallarını. Görsün değil e, mi? Tabii özel bölgelerinin kendisine ait olduğunu, kendisinin görebileceğini bilsin. Peki. İkinci olarak, İkinci çocuklarımızın olarak çocuklarımızın emniyeti konusu. Bak bu ne biliyor musun? Çocuğun güvenli bölgesi dedik ya. Sizin olmadığınız yerde güvenli bölge, polis amcanın yanı hı hı. ya da öğretmeninizin yanı, öğretmenin yanı. Bunu tanımlamanız lazım. Bu ne zaman gerekli biliyor musunuz bu? Çocuğun özel bölgelerine biri dokunduğunda ne yapacak çocuk? Eğer çevrede kimse yoksa çocuğa asla bağır telkini vermeyin. <laughs> tabii, Gerçekten tabii. mi? Tabii. Çocuğun başına iş getirir o yapan kişiyi kaygıdan panik yapar, orada çocuğa zarar verir. Çocuğa mümkün olduğu kadar hızla kaçsın. Yani şunu yapın ya, şakayla biri göğsüne dokundu ya, çocuk kaçsın oradan. Benim özel bölgeneme dokunamazsın diye bağırsın, çığlık atsın, kaçsın hemen. Ha öyle, tamam. Tabii ama güvenli bölgeye geçsin. Güvenli bölge nereydi? Annenin yanı. Anne yok, okulda. Öğretmen. Annenin yanı eğer anne olmadığı zaman öğretmen, polis, polis güvenlikçi gibi anlatabilirim kalabalık ortamlarda. Anlatabilir mi? Ama şunu bir dakika hocam şunu şöyle tutalım mı? Ama şunu söyleyelim çocuğunuza diyelim ki birisi böyle bir istismarda bulunuyor. Derhal ee, bağırarak oradan uzaklaşmasını söylüyor. Ve hemen gelip hocam. anlatmalı bak hemen gelip anlatmalı sır yok. Çünkü çocuklar bir bağırttırarak yapanlar var bir de bu aramızda sır kalsın kimseye söyleme deyip bir akraba da yapabilir. Çocuklar arasında annenin arasında ne yoktu? Sır yok. Hemen Sır gel yok. ne yap anlat. Evet. O annen ne var ya annenle Çocuğun sırlarını açsın. Sadece kendisini anlattırsın. Çocuk bir şey yaşadım. Koşsun anneanneye, babaanneye. Hemen anlatsın. Hemen anlatsın. Çocuğa şunu anlatmalıyız bir de. Gösterilemez. Ne demek gösterilemez? Bu çocuk ne yapıyor Nur? Giyiniyor, soyunuyor. Giyiniyor. Heh. Kime gösteremez? Çocuklar birbirine gösteremez. <laughs> kardeşine gösteremez. Babasına gösteremez. Dedesine gösteremez. Aç bakalım yavrum. Görelim nasıl büyüdü mü? Birisi diyor bir akraba. Amcasının oğlu diyor gösterilemez. Bunu çocuğun bilinçaltına işleyeceksiniz. Ama bunu bak deneyimsel öğrenme. Çocuğa göstereceksiniz. Hadi bakalım ben şimdi birisiyim, yabancıyım, annen dışında birisiyim. Babasıyla tiyatro yapmanız lazım. Çocuk sadece öyle öğreniyor. Bak sadece öyle öğreniyor. Deneyimsel öğrenme modeli kol bu. Tiyatro yapar. Tabii. Hadi bakalım. Baba sen yabancı ol. Yabancı mısın babası? Tamam. Bir anne yabancı olsun, bir baba. Çocuk hep kafasında baba kötü kalmasın. Ondan sonra hadi bakalım. Hey, üstünü çıkarır mısın bir bakayım dedi mesela birisi diyelim. Çocuk hayır anneme söylerim diye bağırsın o sırada hemen annesine hemen gel söyle hemen gel söyle anneye. Anlatabildim mi bunu? Sonra da takdir edin. Aferin benim kızıma, aferin benim oğluma. Sır yok, sır yok. Anne çocuk arasında sır olmaz. Bu çok güzel. Ama bunu büyüyünce de devam ettiren anneler var bu yanlış. Sır yok oğlum her şeyi anlat. Karınla naran nasıl? <laughs> Bazı anneler devam ettiriyor mevzi. Sır yok oğlum Zafer Hoca ne dedi? Sır yok. Anlat bana. Karın ne yaptı ne dedi? Ne demedi? Dedi, dedi. Benim dediğim ya, Küçük 18 yaş altı. Evet gösterilemez. Gösterilemez. Ne demek? Başka biri sana bir şey gösteriyorsa. Bak burama bak gördün mü? Senin bundanın var mı? Senin buran böyle mi diyorsa hemen çocuk gözünü kapatıyor geliyor fıt 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 anneyi anlatıyor. Fıt 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 fıt. Evet. <laughs> Bunlar altın niteliğinde bilgiler. Tabii göstereyim. Bunlar bu hayatın şimleri. içinde olan Tabii. konular. Bunlar için ya, ne uğraştık ne uğraştık. çok önemli ne uğraştık? biliyor musunuz? Bu çok önemli. Dudaktan öpmeyin çocuğu. Normalleştirmeyin beynini ben sevdiğiniz anı bazıları çok seviyor. Baban ne yapan var bunu. Anneanne yapan var. Yapmayın bunu. Ben anlıyorum yüreğinizdeki sevginin büyüklüğünü ama yapmayın. Çocuğa zarar veriyorsun. Başkaları da öpüyor çocuğu. Dudak özel bölge. Sadece kendisine ait. Kimse öpmesin. Annesi öpmesin çocuğu dudaktan ya. Öpmeyin ya. İstismara açık hale getirmeyin çocuğu. Ne olursunuz yapmayın. Dokundurmayın dudağına. Kimseye dokundurmayın. Bunun yolu Hadi bakalım deney yapıyoruz. Hadi yavrucuğum. Şimdi geldim. Gel bakalım seni bir öpeyim dudağından. Ta canlandırıyoruz ya. Ondan sonra ne oldu? Hemen hayır. Bu benim özel bölgem deyip bağırıp çığlık atıp fıt 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 nereye? Anne. Güvenli bölgeye. <laughs> Anladınız mı? <gülüyor> Bunu <gülüyor> hemen. Fıt <laughs> unutmayacağız. Şimdi tehlikede. Tabii çocuğa tehlikeyi doğru tarif etmek lazım. Bak nu. Benim şeyim vardı burada bir aletim. Çocuk istismarından korunmanın yollarını anlatıyoruz. Tabii. Anneler babalar hepimiz birlikte eğitim bak. alıyoruz şu anda canlı yayında. Ver Nur sana ne bir şey zaten? göstereceğim. Kalem mi o? Bu kalem çok güzel. Şimdi sana ucunu hissettireceğim. Ver bakalım eline. Hazır mısın? İğne yok mu ucunda? Yok yok. İğne var mı? Yakın çekim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ucuna bak. Ah hocam ne yaptınız? <laughs> elektrik gibi bir şey oldu. Evet evet elektrik. Bu elektrikli. <laughs> evet, evet, diyorum, diyorum. evet, bu elektrikli bir kalem. Tehlike işti görünüyor muydu? Heh. Çocuklar için her şey böyle. Her şey normal. Ancak başına İnsan, gelince Hocam anlıyor. bir şey söyleyeyim. İnsan daha böyle acımayan bir yere yapar bunu. <laughs> Şurası ne kadar acıyor, değil mi? Vallahi örüm bilerek yapmadım. Oraya denk geldi. Gerçek söylüyorum. Ben denk getirmedim. İnsan en hassas yer elinin üstü. Sen denk getirdin. Ben sabit ucu tutuyordum. Sen elini oraya koydun. Dur dur sinirlenme. <laughs> tamam pardon. Çok canım çok, yandı çok, ama. Çok 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 özür dilerim valla. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sizin için kendimi feda ediyorum. Gerçekten şu Nur Viral'in benden çektiğini <laughs> bir Allah... Şu programlar içerisinde <laughs> bak en çok. Ne oldu? Bak bir hafta boyunca bir sürü uzman geliyor gidiyor değil mi? <laughs> en çok benden çekmiyorsun bu kızcağız. Ama bunu ne için bak. Tamam hafif de <laughs> zevk için. alıyor. Hafif Nur Viral'e eziyetten zevk alıyor olabilirim ama. <laughs> Gerçekten sizin için ya anlayın tabii. diye. bak. Çocuklarınız için her şey böyle. Zararsız tehlikesiz, bir kalem tabii. tehlikesiz geliyor. Siz tanımlarsanız <laughs> onun tehlike olduğunu anlar. Çocuk ancak başına gelince anlayabilir. Ben diyorum ki çocuğa çocuğa anlatalım diyorum. Neyi anlatalım? Bir şeylerin tehlike olduğunu. Çocuk ne durumda tehlikede ne değil. Birisi dudağına özel bölgene dokunduğunda tehlikedesin Hemen kaç, hemen asla izin verme. Anlatabildim mi? Bak bu bizim için çok önemli. Çocuğa güvende alan, tehlikede alanı anlatmak zorundayız. Çok önemli değil mi? Şöyle Tabii. şunları şuraya koyayım. Tabii. Evet yine. Gösterilemez. Sana birisi bakayım dediğinde de gösteremez. Bak Bakar mısın dediğinde de gösterilemez. Bu ablası da olsa, kardeşi de olsa, amcasının oğlu da olsa, babası da olsa yapılamaz. Ya da biri gizli gizli bakarken yakaladığında da. Yapılamaz. Yapılamaz. Bu da çok Lütfen önemli. bura çok önemli. Çok önemli. <laughs> bu çok güzel ya. Bu var ya. Öyle sulu sulu gereksiz şakalar yapılıyor ya. Bunu bak iki tür şaka var. Gel seninle bir oyun oynayalım mı? Ne hocam? Hangisi? Gel. Gel seninle şimdi birazdan bir oyun oynayalım. Kurt var ya Kırmızı başlıklı kızda Hey çocuk gel buraya. Tamam mı bak böyle. Çocuğa birisi gelip senden saklambaç gizli bir şey oynayacağız. Sakın annene söyleme bunu gibi. Yum gözlerine. Yum göz. Ne diyeceksiniz çocuğa bunu canlandırtır <laughs> Biri sana derse ki gözüne yum anneye söyleme yok. Hemen hemen çığlığı bas. Koş nereye güvenli bölgeye. Fıt 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 anne. Annenin ya. Hemen hemen. Hemen. Koş. Söyle. Ve şaka da yaptırtmayın. Gel şakadan biz birbirimize böyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu şöyle delim. Bunu böyle delim. Asla. Şimdi iki şey var ki bu da çok önemli. Bakılamaz. Banyodayken banyoya birisi girememeli. Bunu bizim annelerimiz yapıyor. Banyoda bir şey unutuluyor veya bir şey kalıyor. Hemen hadi oğlum kardeşin yıkanıyor. Sen içeri git oradan şunu al getir diyor. Sakın. Çocuğu bozarsınız bak bakılamaz diye tarif ettiğiniz şeyi baktırtmayın. Şu karanlık bakış olmamalı. Hiçbir şekilde çocuğu izlemeyin giyinirken ya bakmayın ya. Giydikten sonra bakın olmazsa düzeltin müsaade eder misin? Hadi bakalım bunu böyle edelim diye. Bak yine tuvalet. Bu da kız çocuğu versiyonu. Yapmayın. Çocuğun o bölgesine ya bizim bu nasıl şakalarımız var? Poposuna vurarak sevme şakaları, bir yerlerini sıkıştırarak sevme şakaları. Yapmayın bunu ya. Yapmayın bu çocuklara. Yapmayın, alıştırmayın çocukları. Video izletmeyin çocuklara böyle. Ben bir şeyde daha üzülüyorum. Bebeklerin de böyle çırılçıplak videoları doğru gelmiyor bana. Doğru gelmiyor. Bu. Mesela bebekleri de dudaktan öpmek. Bu yanlış diyorum ya. Yanlış. Senin ağzın pis ya. Öpme ya. Niye pis diyorum biliyor musun? Kirli diye demiyorum. Bebek çok hassas bir varlık ya. Yani daha kendi mikropları aşırı duyar. Öpme ağzını yüzünü. Ne öpüyorsun yani? Elini öp. Şahanesiniz. Hani hani sırtını mırtını buralarını öpenler de var. Hadi o da olur. Omuzunu omuzunu. Ama özel bölgelerini öpme. Özel bölgesini öperek seven anneler gördüm.